2023 yılının Kasım ayının tam da ortasında güzel bir İstanbul gününde yeni bir videoyla yine sizlerleyim. Geçen videomuza Galata Port'tan başlayıp Karaköy sokaklarında dolaşıp yüksek kaldırım yoluyla Galata Kulesi'ne, oradan da karşı aradaki Doğan Apartmanı'na geçmiştik. Bu bölümde Galata'nın bitip Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin başladığı Narmanlı Han'ın önünden Taksim Meydanı'na kadar bir yürüyüş yapıyorum. İstiklal Caddesi'nin başında İsveç Başkonsolosluğu'nun hemen karşısında Narmanlı Han. 19. yüzyılın ilk yarısında, muhtemelen 1830'lu yıllarda Rus Konsolosluğu olarak yapılmış. 50 yıl Rus Büyükelçiliği olarak kullanıldıktan sonra elçiliğin başka yere taşınmasıyla birlikte 35 yılda Rus hapishanesi olarak kullanılmış bu bina. Binayı 1914 yılında kökenleri Erzurum'un Narmanlı ilçesine dayanan bir aile satın alır. O dönemden sonra bu bina Narmanlı yurdu olarak anılır uzun süre. Aile binayı satın aldıktan sonra binadaki bazı bölümleri çeşitli sanatçılara kiraya verir. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Aliye Berger bu binada uzun süre yaşamış ve çalışmışlardır. Türkiye'nin ilk gravür sanatçılarından olan ressam Aliye Berger, aynı zamanda Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabaçlı'nın da kız kardeşidir. Narmanlı Han'ın arka kapısından çıkıp biraz aşağıya doğru yürürseniz bu araya varırsınız. Asmalı Mescit bölgesindeki bu apartman muhtemelen gözünüze aşina gelir. Ünlü Masumlar Apartmanı dizisinin çekildiği apartman. Hemen karşıdaki binanın arkası Narmanlı Han zaten. Bizde 93 harbi olarak geçen Hicri 1293 yılına denk gelen 1877 Osmanlı-Rus Harbi'nin başladığı bina da burasıdır. Üst kattaki ortadaki dairede yapılan toplantıya Osmanlı'yı temsilen Gazi Osman Paşa katılmıştır. ...1810 yılında Fransız Büyükelçiliği'nin baş pastacısı Edouard Le Bon, Beyoğlu'nda bir pastane açar. Le Bon Pastanesi. Ve yaklaşık 150 yıla yakın işletilir bu yer. Ahmet Haşim, Abdülhak Hamit Tarhan, Tevfik Fikret gibi ünlülerin buluşma noktasıdır burası. Le Bon Pastanesi 1940 yılında Ohanyan Çakır tarafından satın alınır ve adı Markiz Pastanesi olarak değiştirilir. 2016 yılına kadar hizmet verir. 2016 yılında bu güzel mekan maalesef kapanır.
Bu gördüğümüz yer İstanbul'un en büyük Katolik kilisesi olan Saint Antoine Kilisesi. Sağında solundaki iki apartman Saint Antoine apartmanlarıdır ve kiliseye gelir getirmesi amacıyla yapılmıştır. İstiklal Caddesi'ne 38 metre cephesi olan kilisenin konum planı ise tam bir haç şeklindedir. Bu karşıda gördüğümüz 1910 yılında Mısır Hidivi Said Halim Paşa tarafından kışlık köşk olarak yaptırılan Mısır Apartmanı. İstiklal Marşımızın yazarı, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un son yıllarını geçirdiği ve vefat ettiği apartman burası. İstanbul'un bilinen ilk betonarme binalarından biridir. İnşaat malzemelerinin birçoğu Fransa'dan getirilmiştir. Yapımı 5 yıla yakın sürmüştür. Mustafa Kemal Atatürk'ün dişçisi, Musevi asıllı Sami Güzberg'in de muayenehanesi yıllarca bu binadaydı. Atatürk diş hekimine bu binaya geldi.
Thank you.
Kısa spor çok var. İstanbul'da ticaretin düzenlenmesi ve Avrupa'yı kent hizmetlerinin şehre getirilmesi için kurulan belediyenin 6. dairesini kuran kişi Abraham Kamando. Yahudi bir aile. Günümüzde bu aileden hiç kimse kalmamış. Fakat bu ailenin Galata'ya attığı imzalar bugün için bizlere miras kalmış. O mirasların en güzellerinden biri bugün yaklaşık 150 yaşında olan Kamando merdivenleri.